Sevgili TV8 izleyenler, 8'de Sağlık son hızıyla devam ediyor. Şimdi konuğumuz uroloji uzmanı Prof. Dr. Murat Arslan hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Hemen ilk sorumu sormak istiyorum hocam. Büyük prostatlarda HoLEP uygulanır mı? Tabii. Büyük prostatlarda zaten HoLEP uygulanır. Yani burada hemen ben de soruya evet diyeyim. Tabii bunu açıklamamız şöyle olacak. Prostatın boyutu arttıkça kapalı ameliyat yapma ihtimalimiz düşüyor. Nedeni de işte onu prostatın iç kısmını temizleyememek nedeniyle. Şimdi HoLEP yöntemi hayatımıza girdiğinden beri burada büyük prostatları biz kapalı yöntemle, yani idrar kanalından girerek herhangi bir hastada bir delik ya da bir kesi yapmadan bütün iç kısmını lazer yönteminde kullanarak temizliyoruz. Burada hani bu HoLEP yöntemini ilk soru olduğu için de şöyle açıklayayım. HoLEP'in bir açılımına bakalım. Yani insanlar çünkü bunu çok iyi bilmiyorlar. Burada HoLEP'in Ho'su, H-O, Holmium. Yani bir lazer çeşidi. L'si lazer. E dediğimiz zaman enükülasyon. Yani enükülasyon tıbbi anlamı, bunun Türkçe anlamı çıkartılması. Ve P de en sonda olan da prostat. Yani Holmium lazer kullanarak prostatın çıkartılması anlamına geliyor HoLEP. Tabii bu büyük prostatlarda özellikle bir portakal gibi düşünecek olursak, portakalın yenen kısmını kabuğa zarar vermeden içeriye girip işte, o dokuları kabuktan ayırıyoruz, prostatın iç kısmını, idrar kesesini içine atıyoruz ve idrar kesesinin içinde böyle özel bir vakumlu kıyma gibi yapan bir rendeleme makinesiyle dışarıya alıyoruz. Yani teknik olarak biraz böyle atraksiyonlu bir ameliyat ama hasta sonuçlarına baktığımız zaman özellikle büyük prostatlar için çok etkili. Evet hocam. Peki HoLEP ameliyatın cinsellik üzerinde zararlı bir etkisi var mıdır? Cinsellik üzerine zararlı bir etkisi yoktur HoLEP'in. Tabii doğru teknik ve deneyimli ellerde yapılırsa. Bu ne demek oluyor? Şimdi HoLEP'te kullandığımız Holmium lazeri gene düşünelim. Bu lazerleri kullanma nedenimiz penetrasyon, yani zarar verme, dokunun içine gitme derinlikleri çok azdır. 0.4 milimdir. 0.4 milim olan bir lazer kullanırken siz eğer prostatın içeride prostatı çıkartırken kabuğu delmezseniz hastaya bir zarar vermezsiniz cinsellik anlamında. Neden? Çünkü prostatın dış kabuğunun dışından penise, idrar yollarının üzerinden ve penise giden sinirleri böylelikle zedelememiş olursunuz. Ama eğer bunu deneyimli ellerde yapmazsak o zaman o lazer, yani biz bunu mesela şeyde de görüyoruz, aletlerin üzerinde de görüyoruz. Bazen kullandığımız zaman yani demiri de metali de delip geçer. Yani bu yüzden yani 0.4 penetrasyon derinliği çok azdır ama bu iyi ve bu konuda tecrübeli bir cerrahlar tarafından yapıldığı zaman, kabuk delinmediği zaman, kapsül diyoruz buna, prostat kapsülü, kabuk diyelim Türkçe anlatımında. O delinmedikten sonra hastaların cinselliği ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamazlar. Güzel. Peki hocam, HoLEP ameliyatından sonra prostat tekrarlanır mı? Şimdi HoLEP ameliyatı olan hastalarda prostatı yine portakal gibi düşündüğümüz zaman o yenen kısmın çıkartılmasını yapıyoruz. Tabii komple eğer siz kabuktan iç yapıyı çıkarttığınız zaman içeride bir portakal kalmıyor. Sadece kabuğu kalmış olduğu gibi. Prostatta da yani eğer prostatı iç kısmından komple ayırdığımız zaman sadece kabuğu kalıyor. İçeride herhangi bir prostat kalmıyor. Eğer bu deneyimli cerrahlar tarafından yapılırsa ve içeride hiç parça bırakılmazsa Holmium sonrası, yani HoLEP sonrası hastaların tekrar prostatla ilgili büyümesi ve sorun yaşama ihtimalleri %5'in altındadır. Diğer tekniklere baktığımız zaman özellikle TUR dediğimiz kapalı yöntemlerde, Greenlight dediğimiz işte lazer yöntemlerinde bu ihtimaller %15-20'nin üzerindedir. Evet. Hocam anlattığınız zaman ben biraz daha açmanızı istiyorum. HoLEP lazer yönteminin avantajları nelerdir? Evet. Şimdi burada HoLEP yöntemi uyguladığımız hastalarda en önemli avantajı vücudunda herhangi bir kesi yapmamamız, herhangi bir delik açmamamız. Bu çok önemli bir avantaj çünkü yara yeri iyileşmesi diye bir sorunumuz olmuyor. Yara yeri sadece içeride, idrar kanalının içinde, prostatın olduğu yerde bir yarası oluyor. Tabii biz hem kendi de görmüyor bunu hem de dışarıdan da bir şey gözükmüyor. Bu zaman içinde zaten kendi kendine tedavi oluyor. Burada tabii en önemli avantajlarından biri prostat ameliyatlarına baktığımız zaman büyük prostatlarda özellikle herhangi bir gene açık cerrahi yapmadan hastanın ameliyatını idrar kanalını kullanarak lazeri kullanıp komple temizleyebiliyoruz. Yani bu çok değerli oluyor. Ve tabii ki Holmium lazer kullandığımız için de o kabuğu da delmediğimiz zaman hastanın cinsel hayatıyla da ilgili bir sıkıntısı olmuyor. Ve deneyimli şekilde, deneyimli ellerde yapıldığı zaman da prostat komple çıktıktan sonra tekrarlama ihtimali de neredeyse yok şeklinde diyebiliriz. Tabii hasta bir gece yatıyor, düşünün bir gün yatıp Yani yıllarca çektiğiniz prostat hastalığı sıkıntısını bir gün sonra vücudunuzdan atmış oluyorsunuz, kurtulmuş oluyorsunuz. Sondanız çekilmiş vaziyette evinize geçiyorsunuz. Evet. Gene hocam anlattığınız ama ben gene sorup detaylı bilgi istiyorum sizden. Prostat büyümesinde HoLEP lazer yöntemi nedir? Şimdi prostatı hani tanımlayacak olursak erkeklerin hepsinde olan idrar kesesinin altında bir organ. Bu küçük bir bez. Evet. Bu bez 20 gram kadar bir ceviz büyüklüğünde. Tabii yaşla büyüyen bir organ. Testosteron hormonunun işte ilerleyen yaşlarda düşmesiyle farklı mekanizmalarla prostat bezimiz büyüyor. 50 yaşında bu %50'lerde, 80-90 yaşında %90'lara neredeyse varacak şekilde prostat bezi büyüyor. Tabii burada hani prostat büyümesi çok önemli değil, hastada sıkıntı yaratması önemli. Evet. Tabii burada bunu yaptığı zaman da biz prostatı büyümüş bir hastaya bir tedavi uygulamamız gerekiyor. Burada uygulayacağımız tedavide prostatı komple alamıyoruz. Çünkü komple yani bütün kabuğuyla yani bir portakal gibi düşün. Her şeyle aldığımız zaman hastada başka sıkıntılar ve sakatlıklar ortaya koymuş oluyoruz. Onun sadece yapılacağı durum prostat kanserinde yapabiliyoruz bunu. Prostat kanserinde hepsini almamız gerekiyor. Çünkü hastalarımız hani bunu çok karıştırıyorlar. Hani işte bütün hepsini alalım hocam bitsin. Evet. Yani bunu yapamıyoruz çünkü bunu yaptığımız zaman hastada başka sakatlıklar yaratıyoruz. O yüzden de yani çünkü yararlı da bir organ olduğu için sadece içine alıyoruz. Bu içine alma olayına enükülasyon yani diyoruz. Zaten bu son dönemlerde de baktığımız zaman yani dünyada da bir değişim oldu. Yani üroloji bilimsel çalışmalarda da bir değişim oldu. Artık bir çağ kapanıyor. TUR dediğimiz yöntemin etkinliği ve durumu kapanmaya başladı. Endoskopik enükülasyon dediğimiz yani kapalı yöntemle prostatın iç yapısının çıkartılması yöntemi ortaya kondu. Burada da tabii lazer çok önemli. Çünkü lazer kullanarak yapıldığı zaman hem hızlı hem daha kalıcı hem hastada da kanama, kansız bir ameliyat haline dönüştürüyoruz ve çok hızlı şekilde hasta kendini toparlıyor ve normal hayatına daha hızlıca dönmüş oluyor. Geri dönmüş oluyor. Peki hocam, iyi huylu prostat büyümesi nedir? İyi huylu prostat büyümesinde anlattığım gibi prostatın yaşla büyüdüğünü anlattık. Burada büyüyen kısım prostatın içi oluyor, iç yapısı. Şimdi içinde de tabii ki idrar kanalı geçiyor. İdrar kesesinden bir idrar kanalı gidip idrarımızı dışarı yapmamız için bir kanalımız var. Bütün erkeklerde de kadınlarda. Erkeklerde bu uzun. İdrar kesesinden çıkış yerinde bu prostat bezi onu çepeçevre sarıyor. Sardığı zaman da sıktığı yer genelde orta kısımda büyüyen prostatın adenomları, dokuları oluyor. Bu büyüme olduğu zaman idrar kanalımız sıkıldığı için hasta idrarını böyle kendini ıkınarak, zorlayarak idrar kesesini boşaltmaya çalışıyor ve bu iyi huylu prostat büyümesine bağlı olarak da hastalarımız sıkıntı yaşamaya başlıyorlar. Peki hocam iyi huylu prostat kansere dönüşür mü? İyi huylu prostat büyümesi kansere dönüşmez. Bu çok güzel de bir soru oldu. Evet. Bence yani toplumsal bilgilendirme açısından da hep kafa karıştırıyor. Evet. İyi huylu prostat büyümesi sadece idrar kanalını sıktığı için, boğduğu için idrarını yapmasını güçleştiriyor hastalarımızın. Ve iç yapısında olduğu için prostatın prostat kanserine dönüşme oradan oluşmuyor. Evet. Prostat kanserine dönüşme prostat kapsülü yani işte kabuğu dediğimiz kısma yakın yani dış perifer diyoruz dış kısmından oluşuyor. Tabii hastalarımız en çok da burada bilmedikleri şeylerden biri de yani iyi huylu prostat büyümesinden dolayı biz ameliyat ettiğimiz hastamızın ilerleyen dönemlerde sanki prostat kanseri olmayacağını zannetmesi gibi bir durum oluşuyor. Her yılda onlara hep önerimiz şu oluyor. Sizi biz ameliyat ettik, büyüyen prostatınızın iç yapısını aldık ama prostat kanseri riskiniz hala devam ediyor. Çünkü her erkeğin 45'ten sonra özellikle PSA dediğimiz bir kan testimiz vardır. Onu her yıl yaptırması gerekiyor. Bunu lütfen aksatmadan yaptırın çünkü olduğunuz ameliyatta prostat kanserinden biz sizi kurtarmış olmuyoruz. Yani iyi huylu prostat büyümesi prostat kanserine dönüştürmez ama orada tedavi ettiğimiz iyi huylu prostat büyümesinden de yani kanserden de oluşabilecek kanserden de hastayı kurtarmış olmuyoruz. Evet, çok güzel anlattınız hocam. Peki iyi huylu prostat büyümesi hangi şikayetlere yol açıyor? Tabii hastalarımız bu konuda yani muzdarip oluyorlar. İyi huylu prostat büyümesi olduktan sonra eğer bir tıkanıklık yaratırsa hayatlarında, hayat kalitelerinde inanılmaz sıkıntılar yaşıyorlar. Bize en çok gelme şekilleri de zaten hocam ben idrarımı yapamıyorum. Direkt en çok şey yaptığımız konu bu oluyor. İdrarımı eskisi gibi böyle tazikli, rahat, böyle yani güzel şekilde atamıyorum. Sık sık kalkıyorum, tuvalete gidiyorum. Özellikle geceleri uyuyamıyorum. Gündüzleri de sık sık tuvalet arıyorum. Gittiğim yerlerde artık tuvaletleri öğrenmiş oluyorum ve onlara göre kendimi ayarlıyorum. Programı ona göre yapıyorum. Ve yani Böyle tuvalete gidiyorum, bekliyorum, gelmiyor, damla damla geliyor. İşte tam tuvalete gitmeye çalışırken böyle yetişemiyorum, kaçırıyorum. Yani birçok semptomu var yani baktığımız zaman. Tabii burada hepsini biz bunların değerlendiriyoruz. Hastalar idrarla ilgili olan bu şikayetlerini bize anlattıktan sonra bazı testler istiyoruz. Tabii bu testler önemli. Çünkü testlerle yaparak işte idrar tahlili, PSA dediğimiz prostatlı bir kanserde var mı ayrıca diye bakmak için. İşte ultrasonunu yapıyoruz, bir üroflometre dediğimiz bir işeme testimiz var. Orada akımını, ne kadar sürede ne kadar boşalttığını ve ultrasonda da idrar kesesinde özellikle çok önemli. Ne kadar idrar kaldığına bakıyoruz. Tabii hastamızın idrar kesesinin duvarında bozulmalar var mı? Çünkü bu da çok önemli bir problem. Eğer idrar kesesinin duvarında kalınlaşmalar, odacıklaşmalar varsa idrar kesesinin içinde, bu da prostatın ne kadar ona zarar verdiğini bize göstermiş oluyor ki biz de ona göre tedavilerimizi düzenliyoruz. Evet. Peki hocam, HoLEP ameliyatı sonrası çocuk sahibi olunabiliyor mu? Çok sorulan bir soru bu. Evet, tabii çocuk sahibi olabiliyor hastalarımız ama burada tabii bir prostatı komple aldığımız için, içerisini boşalttığımız için hastalarımızın işte boşaldıkları zaman o meninin dışarıya gelme durumu %70-80 oluşmuyor. O orada içeride kalıyor, idrar kesesinde kalıyor. Bizim çocuk sahibi olmak istiyorum ben diye gelen hastalarımız olduğu zaman onlardan meniyi ayırt ediyoruz idrardan ve yardımcı üreme teknikleriyle, özellikle aşılamayla çok rahat şekilde çocuklarını yapıyoruz. Güzel. HoLEP ameliyat sonrası idrar kaçırma oluyor mu hocam? HoLEP ameliyat sonrası hastaların tabii idrar kaçırmaları belli bir dönem olabiliyor. Ama bunda tabii ki faktörler var. Yani en önemli hastaya bağlı faktörlere baktığımız zaman hasta yıllarca zaten idrar yapamamış, idrar kesesi bozulmuş. Bozulan idrar kesesi şimdi ameliyat sonrası prostat artık önünde yok, o baraj yıkılmış. Bir anda yani bir şey gibi düşünün, vücut çalışan bodyciler, yani böyle kaslarını geliştiren, nasıl onlar böyle kasları şişiyorsa, idrar kesesi de tabii ki yıllarca o idrarı atabilmek için şişmiş durumda. Tabii o da çok güçlenmiş durumda. Böyle durumlarda önündeki barajı da yıkınca hala şiş ve belli bir süre bu adaptasyonu yaşaması için hastanın idrarı yetiştirememe gibi durumlarla idrarını kaçırabiliyor. Ama bu süreç geçici bir süreç, yani kalıcı bir süreç değil. Tabii burada önemli faktör cerrah tarafından, yani üroloji uzmanı tarafından yapılan faktörde de eğer yeteri kadar deneyimi yoksa, bu konuda eğitimleri eksikse, yaptığı ameliyatta hastanın idrar tutma kasına zarar verebiliyor. Tabii burada hep söylüyoruz, eğitim çok önemli, eğitim çok şart diye. Ve birçok bu konuda eğitimler veriyoruz, kurslar veriyoruz. Ve bütün zaten üroloji hekimlerimize kapılarımız da açık, her zaman onlara bu konuda destek olmaya devam ediyoruz. Çok güzel hocam. Sevgili 8'de Sağlık izleyenleri, konuğumuz uroloji uzmanı Prof. Dr. Murat Arslan'dı ve kendisi bize prostatlı hastalarda HoLEP tedavisinden bahsetti. Teşekkür ederiz.